Merak ediyorum, bu gelen bedelli askerlik paralarıyla da lüks makam araçları mı alacaksınız? Ne yapacaksınız? CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamza Çebi, bedelli askerlikten toplanan paralarla kamu kurumlarına lüks makam araçları alındığını iddia etti. Bedelli askerlik nedeniyle toplanmış olan paraların bankadaki nemalarıyla lüks araçlar alınmış, makam araçları alınmış. Hamza Çebi, bedelli askerlikten toplanan paraların akıbeti konusunda bakanlara soru önergeleri de verdi ancak cevap alamadı. Bedelli askerlik nedeniyle toplanmış olan paraların ne yapıldığı konusunda ilgili bakanlara ben soru önergeleri verdim. Bu sorularıma cevap alamadım. Örnek veriyorum, 2011 yılındaki bedelli askerlikten toplam 2.1 milyar Türk lirası toplandı. Bu şehit yakınları, engelliler, muhtaçlar, gaziler, bunlara verilmesi gerekiyordu. Verdiniz mi diye sordum, cevap verilmedi. Sayıştay denetim raporunda gördük ki bu paraların bankadaki nemalarıyla lüks araçlar alınmış, makam araçları alınmış. Sayıştay lüks makam araçlarının mevzuata aykırı olarak alındığını tespit etti sözlerini kullanan CHP'li vekil, meclise şimdi yeni bedelli yasasından gelecek paralarla da lüks makam araçları mı alacaklar diye sordu. 2014 yılındaki bedelli askerlikten 3.6 milyar lira toplandı. O kanuna göre bunun savunma sanayi destekleme fonuna aktarılması gerekiyordu. Sordum, ne yaptınız? Cevap yok ama bir Sayıştay denetim raporunda gördük ki bu paraların bankadaki nemalarıyla lüks araçlar alınmış, makam araçları alınmış. Soru önergesi verdim, ona da cevap alamadım. Merak ediyorum, bu gelen bedelli askerlik paralarıyla da lüks makam araçları mı alacaksınız? Ne yapacaksınız? O enflasyon, faiz en son o kaldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 3 ay sonra enflasyonda tek haneyi göreceğiz açıklaması Merkez Bankası açıklamasıyla adeta yalanlandı. Buradan çok net söylüyorum. 3 ay sonra Eylül, Ekim ayları gibi büyük bir ihtimalle biz tekrardan tek haneli enflasyonları görmeye başlayacağız. Çok net söylüyorum. 3 ay sonra. Eylül ayında. Çok da geçmedi. Dün söylediniz, bugün gerçekleşti. İnşallah. Evet. Merkez Bankası'nın Haziran ayı beklenti anketinde yıl sonu tüketici fiyatları endeksi beklentisi %15.85 olarak ilan edildi. Ankette yıl sonu dolar-tl kuru için beklenti de 6.30 olarak ilan edildi. Türkiye ile Amerika arasında yaşanan S-400 füze krizi piyasaları etkilemeye devam ediyor. Gerginlik politikasını sürdüren AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamaları piyasaları hareketlendirdi. Türkiye S-400 savunma sistemlerini, bakınız, alacaktır demiyorum, almıştır. Türkiye S-400'ü almıştır ve S-400'ler Türkiye'ye gelecektir ve konuşlanacaktır. Dolar 5.90 lirayı gördü. Borsa İstanbul %1.57'lik kayıp yaşadı. Those measures are unlikely. Rabobank stratejisti Piotr Matthews, TL'nin diplomatik gerilim nedeniyle gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en zayıf halka olduğunu söyledi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Mayıs ayı iş cinayetleri raporunu açıkladı. Rapora göre Mayıs ayında en az 163 işçi daha iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Ölenler arasında 4'ü 14 yaş ve altında olmak üzere 9 çocuk işçi bulunuyor. Son rapor, Türkiye'de 2019 yılının ilk 5 ayında en az 716 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini de ortaya koyuyor. Raporda ölenlerin sadece %3'ünün sendikalı işçi, %97'sinin ise sendikasız olması dikkat çekiyor. Amerika merkezli e-ticaret şirketi Amazon, en değerli 100 küresel marka sıralamasında 315.1 milyar dolarla dünyanın en değerli markası oldu. That is 100 million prime subscribers globally. Amazon'un başarısının şirketin hizmetlerindeki portföy çeşitliliğine borçlu olduğu ve Amazon markasındaki büyümenin markaların bireysel kategori ve bölgeleri olan bağımlılığı azalttığı belirtiliyor.
Amazon listedeki yükselişiyle listede toplam 12 yıldır sıralanan ve bu yıl 309.5 milyar dolar ve 309 milyar dolar ile sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer alan Apple ve Google'ı geçti. Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzelerini teslim alması halinde Amerika'nın açıkça Türkiye'ye yasaları doğrultusunda yaptırım uygulama ihtimali olduğunu, yaptırımların doğrudan etkisi hafif kalsa da Türkiye yönelik yatırımcı algısına büyük etkisi olabileceğini vurguladı. Türkiye ekonomisinin %1.1 daralacağını ve Türk bankacılık sektöründe sorunlu kredi oranlarında kötüleşme olacağını yineleyen Fitch uzmanları, bankaların yüksek Türk lirası faiz ortamına karşı oldukça hassas olduklarına da dikkat çekti. S-400 gerginliği nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan gerginlikle dalgalanan Türkiye piyasalarına şok bir darbe daha geldi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu bir basamak düşürerek BA3'ten çok spekülatif olarak kabul edilen B1'e indirdi. 2013 yılında Türkiye'yi yatırım yapılabilir ülke seviyesine yükselten Moody's, sonraki süreçte Türk ekonomisinin zayıflaması, dış ve iç politikadaki belirsizlikler sebebiyle daha önce de 4 kez not indirmişti. Türkiye'ye tarihinin en düşük notlarından birini veren Moody's, başlıca not düşürme gerekçesi olarak Türkiye'nin döviz rezervlerindeki düşük seviyeyi gösterdi ve kurumlara güven azalıyor, hükümet önlem almıyor tespitinde bulundu. Moody's'in son not indiriminin ardından Türkiye'nin notu Arnavutluk, Honduras, Ürdün ve Ermenistan gibi ülkelerle aynı gruba geriledi. Bloomberg haber ajansı iki muhabirleri hakkında geçen sene Ağustos ayında Türk lirasındaki ani değer kaybından Türk bankalarının nasıl etkilendiğine ilişkin bir haber nedeniyle 2 ila 5 yıl hapis cezası sistemiyle dava açıldığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Kuruluş, haberle ilgili sosyal medya hesaplarından yorum yapan ya da Türkiye'deki bankalar ya da ekonomik gelişmeleri eleştiren paylaşımlarda bulunan, aralarında sanatçı ve ekonomistlerin de olduğu 36 kişi hakkında da suç duyurusunda bulunulduğunu aktardı. BDDK'nın suç duyurusuyla gazetecilere ve vatandaşlara dava açılması dış basında büyük yankı bulurken, ekonomistler de skandala tepki gösterdi ve ekonomideki kötü gidişatı engelleyemeyen hükümetin bunu haberleştirenleri cezalandırma yoluna gittiği yorumunda bulundu.